Anadolu Televizyonu Spor Müdürü Mehmet Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Spor Vizyon programının bugünkü konuğu Nevşehir Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Milli Takım Tekvando Antrenörü Recep Işık oldu. Programda konuşan Işık, takım sporlarının geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hocam, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle böyle bir program düzenlendiği için sizlere ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bunu istemeyerek söylemek istiyorum. Nevşehir'de maalesef sadece futbol oynanmıyor. Nevşehir'de, bak biraz önce söyledim. Geçen sene 2018 yılında Avrupa Şampiyonası'na 3 sporcu gönderdim dedim. 3 tane Türkiye şampiyonu çıkarttım dedim. Bu Türkiye'de hiçbir ile büyük kulüpler hariç. Onlar da ne yapıyor? Buradaki çocukları alıyor. Kendi bünyesine katıyor. Maaş veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Hiçbir bizim gibi küçük bir ile nasip olmamıştır. Fakat ne hikmetse en büyük sıkıntımız Nevşehir'de bir sponsor desteği bulamıyoruz. Biraz futbola gösterilen ilginin %1'i, yani onda biri falan demiyorum. Bu ilde bir tekvando branşı var. Bu ilde bir atletizm branşı var. Bu ilde bir boks branşı var. Biz bu arkadaşlarla, gerek Resul hocamla, gerek İsa hocamla, gerek Nedim hocamla, gerek Mehmet hocamla tatlı bir rekabet içindeyiz. Ara sıra birbirimize takılıyoruz. Hocam işte bak bu sene ben Avrupa'ya sporcu gönderdim. O diyor ben dünyaya sporcu. Biz bunu yaparken maalesef İlimizin birçok kaliteli sporcusu bugün İstanbul Fenerbahçe adına yarışıyor. Ben ilimizden devlet olarak sağ olsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Valilik her türlü yardımı bize desteği yapıyor. Fakat Nevşehir'de futbola gösterilen ilgiyi, oraya akan paraları ya bir sponsor olup da bu üç gariban branşa da bir el atmalarını istiyorum. Yani bu bizi gerçekten üzüyor. Gerçekten en büyük sıkıntımız bu. Burada yetişen bir çocuk niye bir İstanbul adına müsabakalara girsin? Burada yetişen çocuk niye bir Ankara adına müsabakalara girsin? Çocuk burada çalışıyor fakat sahiplenen yok. Sahip çıkan yok. Ya o kadar zenginimiz var. Yani her zengin bir çocuğa sponsor olsa bu ilde bu sıkıntı biter. Yani en büyük benim sıkıntım bu. Yani diğer arkadaşların da bu olduğuna inanıyorum. Ya biz milyarlarca lira istemiyoruz yani. Yurt dışında müsabakalar oluyor. Çoğu katılmak istediğimiz branş müsabakalar sponsor bulamadığımızdan gidemiyoruz. Maliyet ne? Antrenör, sporcu en fazla 4-4,5 milyar. Her şey dahil. Ama bulamıyoruz. Tabii bu müsabakalara gittiğimiz zaman katkısı çok çok daha ilimizin tanıtımında. Yani bu da bir turizm şeyi. Nevşehir'den sporcu gidiyor. Kapadokya'dan sporcu geldi diyorlar. Ha ben burada ilimizdeki bu spora destek veren kulüplerimiz de var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Kapadokya Üniversitesi milli sporcumuz İpek Çiğdem'i bünyesine aldı. Ben Kapadokya Üniversitesi yetkililerine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum burada. Gerçekten maddi, manevi o çocuğumuza sahiplendi, sahip çıkıyor. İnşallah bu tür imkanları diğer yetkililerden de yani yetkililer saati vermesini gerektiği şekilde yapıyor. Gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, gerekse Valiliğimiz ne yapabilirse onlar yapabiliyor. Ama diğer halkımızdan, sivil toplum örgütlerinden biz bu desteği bekliyoruz yani.